Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Sağlığınız, saatiniz umarım yerindedir. Bir sıkıntınız, stresiniz yoktur inşallah. Biz şu an ne yapacağız? İkinci dereceden denklem. Arada bir karmaşık sayılar var. Eşitsizlik ve parabolün çalışma sorularını çözeceğiz sevgili gençler. Soru miktarı e, az haberiniz olsun. Yani azdan kastımız Hemen sana ben net soru miktarını söyleyeyim. Gerçi önündeki PDF'te de vardır ama olsun. Toplam 21 tane soru var arkadaşlar ve size şunu söylemekte fayda görüyorum. Bu PDF'de arkadaşlar sonunda, bakın bu çalışma sorularının sonunda ben sana buraya bir not düştüm. Daha zor ve düşündüren sorular çözerek kendini bir üst düzeye daha çıkarabilirsin. Bunun için ise. 2020 ve 2021 yıllarında çekmiş olduğum video serileri mevcut. Aramakla uğraşma diye de aşağıya ben sana linklerini bıraktım. Bakın hem aşağı hem de sağ tarafa linklerini bıraktım. Bu linklere tıkladığınız an sevgili gençler o oynatma listesindeki video açılmış oluyor. Üstlerinde başlıkları da var. İşte pandemide yaptığımız tam kapanma kampı 2021'de çektik. Limit türev integral soru çözümü 2021'de çektik. Daha bu sene çektik yani. Problemler kampı bu sene çektik. 2020 YKS konu anlatım kampı toplam 94 videodan oluşan bir konu anlatım kampı sevgili gençler. Orada da hani konularını dinlemesen bile sadece örnekleri çözümlerini dinlesen sana çok büyük fayda sağlayacaktır. Small Medium Large XX x, Large soru çözüm serisi. Burada sadece ama sadece XX x, Large soruları bulacaksın. Buradaki SML'de Small Medium Large esprisi olsun diye yazdık sevgili gençler. Özellikle AYT kısmından güzel zor soruların çözümlerini bulacaksın haberin olsun 40 soru serisi zaten bilmeyeniniz yoktur 40 soru serisini bayağı bir izlenme alan bir seri sevgili gençler ve hoş da bir seri güzel sorular barındırıyor ve sorularla sana tüm konuyu tarattırıyor öyle bir seri. Acil tekrar TYT AYT 2021 kaliteli sorular ve hızlı konu tekrarıyla yani konu özetini veriyoruz ve ardından da hızlı bir konu özeti ardından da e, bayağı bol miktarda soru çözümü içeren bir kamptı. Bu da bir seriydi. Farklı serilerde var ama e, dediğim gibi daha fazla senin soruya ihtiyacın varsa hani soruya yönelik olan kamplar bunlardı. E, bunların en eskisini çekeli daha bir buçuk sene olmamıştır ben sana öyle söyleyeyim. Dolayısıyla sevgili gençler illa hani şöyle bir durum söz konusu değildir duymuyorum. Mesela çoğunuz 3 sene önceki kitaplardan da çalışabiliyorsunuz. Niye? Sınav sistemi değişmedi çünkü. Ama sanki şöyle bir hava seziyorum ben. Hoca yeni video atsın da ben ona çalışayım. Neden? Yani 3 sene önceki kitaptan çalışırken eyvallah da. 1,5 sene önceki videoları neden izlemeyesin? İşte arkadaşım sırf bundan kaynaklı söylediklerim sana mantıklı geleceğini düşündüğümde ben buraya bu linkleri bıraktım. Bir de bu e, videoların şöyle bir güzelliği var. Videoların hemen açıklama kısımlarında arkadaşım neler bulacaksın? E, PDF'lerini bulacaksın. Bunların hepsi de PDF'le. Yani videonun altına girip o linke tıkladığın takdirde o PDF'ler açılacak ve indiriyorsun çıktısını alabiliyorsun. Ben senin yerin olsam şunu yaparım. Hani hem TYT'de hem problemlerde hem de limit türev integral AYT kısmında tamam mı efsanevi biçimde bunları tamamlamak istiyorsanız zaten şu an konu kampı yapıyoruz konuyu efsane bir şekilde anlıyorsunuz zaten ciddi manada bak şu şu an Öyle bir reklam yapma çabası içerisinde falan değilim. Ben senin yerin olsam ya da ben öğrenci olsam tamam mı? Kendi sınava girdiğim senelerde şöyle bir nimet olsa internet gibi bir hani internet benim zamanımda da vardı da böyle 2 GB kotası vardı öyle söyleyeyim. 2 tane video izleyince bitiyordu zaten ki YouTube gibi bir şey de yoktu. YouTube, YouTube'da kedi videoları vardı o zamanlar. Şimdi ben senin yerin olsam şunu yapardım. Buradaki linklerin her birini açardım. Bütün pdf'leri indirirdim. Daha sonrasında tek pdf haline getirirdim. Tek pdf haline nasıl getireceğinizi biliyorsunuz. Google'a pdf birleştirme yazın. Bütün pdf'leri oraya atıyorsunuz. Tek bir pdf halinde çıkarıyor. Veya ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Fotokopici uğraşsın, kırtasiyedeki adam uğraşsın diyorsanız. Bunların hepsini çıktısını alıp, Çıktısını aldıktan sonra da gidin çıkarttırın arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra da zaten hepsinin çözümü var burada detaylı bir şekilde. Yemin ediyorum var ya efsane olur. Tadından yenmez. Hem matematik diye bir problemin kalmaz. Hani günübirlik bir program dahilinde yapabilirsin bunları. İlla sana birilerinin program dikte etmesine gerek yok. Kendi kendini planlayabilirsin. Kendi kendini programlayabilirsin. Yani ne olur bu kamp programına dahilsindir. Tamam güzel, hoş. Zaten ben sana bunu takip et diye programını yaptım. Bu kamp programıyla devam et ama aralara mutlaka günlük yarım saat 40 dakika şurada oluşturacağım pdf'deki ee, o kendine uygulayacağın, o pdf'lerle uygulayacağın kampı mutlaka yap. Yarım saat 40 dakika günlük. Günlük bir tane video izleseniz Ocak ayında hepsi biter zaten. Anlaştık mı? Dolayısıyla hani şu 94 videoluk olandan bahsetmiyorum. Günlük bir tane video izleseniz Ocak ayında, Ocak ayının sonunda bu videoların her birini tüketmiş olursunuz ve oradaki soruların hepsini çözmüş olursunuz. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Tamamını indirip de çözdüğünüz takdirde hani saymadım ama 1500'den 1600'den fazla soru vardır yani tahmini bir sayı söylüyorum ve sevgili gençler hepsi de seçilmiş sorular yani öyle şey değil çoğu zaten acil yayınlarından soru bazıları kendi yazdığım sorular sakın ola şey yapmayın ha. hani böyle işte hocam ne olacak ki standart bir program standart bir PDF standart sorular bu soruları zaten ben soru bankasından çözsem de denemelerden çözsem de zaten karşıma çıkıyor bu tarz sorular. Oradan da çalışsam. Aynı şey demesek ben bu pdf'lerdeki geçmiş senelerde hazırlanan öğrenciler bilirler. O pdf'lerdeki sorular efsanevi sorular. Soruların e, videoların altındaki yorum kısımlarına da bakarsan şöyle üşenmeden görürsün. Herkesin çok beğendiği ve ciddi manada katkı sağlayan sorular. Ben kendim seçtim. Yani soru bankasındaki soruları da Hani sen 20 soruluk bir test çözdüğün zaman arada 1-2 tane çıkıyordur zaten. Oha lan soruya bak dediğin 1-2 tane soru çıkıyordur. İşte bu sorular o oha lan soruya bak dediğin sorulardan zaten çoğu. Ben senin için derlemişim zaten. Sen sadece buradaki pdf'leri indirip dersine çalışacaksın. Bu kadar basit. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Videoları unutmayın. E, 21 tane sorumuzu çözelim. Çözdükten sonra da ben sana yine o hatırlatmayı yapacağım. Ve daha sonrasında e, bu videodan sonra da bir video gelebilir. Hani bu birinci haftanın değerlendirmesi olacak bir video. E, bakalım inşallah senin için de güzel gidiyordur kamp. Başlayalım. Soru 1. A artı 2 çarpı x küp artı 4x e, küp artı 2 x üzeri b eksi 1 eksi 3x artı 4 eşit 0 denklemi x parametresine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre a kere b'nin değerini bul demiş. Şimdi dikkat ediyorsun. Şurada sakın şunu yapmıyorsun. İşte hocam burada a artı 1 var. E tamam ve x küp olmayacak demek ki burası sıfırdır demeyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü x küp burada da var. Burada da var. O halde önce x küp parantezine bir alacaksın. Burada a artı 2 mi var? Burada da artı 4'ün olduğuna göre a artı 6 gelecek. Daha sonra x küpün kaç sayısı 0 olmalı mantığıyla a artı 6 eşittir 0 diyeceksin. Ve a buradan kaç gelecek? Eksi 6. a'yı bulduk. Daha sonrasında şunlar gitti artık 0 oldu. İkinci dereceden diyordu. E burada x üzeri 0 burada da x üzeri 1 var. x'in karesi nerede olmak zorunda? Burada. O halde arkadaşım B eksi 1 ne olmak zorunda? 2. Yani B'nin ne olması gerekiyor? 3. A kere B sorulmuştu. Eksi 6 kere 3 derseniz doğru cevabın eksi 18 olması gerektiğini de pek tabi görebilirsiniz. Devam ediyorum. ikinci sorumla. Bu denklemin çözüm kümesini bul demiş bize. Pekala bulmaya çalışalım. Öncelikle şu X'de x ile x'i çarpıyorum. x kare üzerine 5'i ekliyorum. Artı 5 bölü x eşit 6 diyorum. Sonrasında şu x burada bölüm durumunda karşıya çarpım olarak geçecektir. Ve dolayısıyla da x kare artı 5 eşittir 6x olacaktır. Bunu da bu tarafa gönderirseniz x kare eksi 6x artı 5 eşit 0'ı bulursunuz. Sonra x'e x burayı da eksi 5'e eksi 1 şeklinde açabilirsek 2 tane kök vardır. Bir tanesi 5 ikincisi de 1 ve benim çözüm kümemde ç eşittir 1 ile 5 diyeceğim çözüm kümesini yazar yazmaz soruyu geçmeyin. Neden? Mesela bu çözüm kümesinin içerisinde çözüm kümesinin içerisinde sıfır da olabilirdi. Ama o çözüm kümesinin içerisinde mesela sıfıra 5 bulmuş olsaydık uyarımı yapayım sıfırı alamazdık. Neden? Çünkü sıfırı soruda yerine yazdığınız zaman bu kısım tanımsız oluyor. Dolayısıyla sevgili gençler buradaki sıfırı alamayacaktık. Çözüm kümemiz tek elemanlı olacaktı. Ama Yukarıdaki sorunu çözüm için bu geçerli olmadığı için yani böyle bir durum söz konusu olmadığı için direkt çözüm kümesi işte iki elemanlı bu küme bu kümedir deriz. Üçüncü soru. x kare artı px eksi 4 eşit 0 denkleminin gerçek kökleri x1 ve x2 olsun. x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamı 33 olduğuna göre p'nin pozitif değeri sorulmuş arkadaşlar. Pekala x1 kare ve x2 karenin toplamını ben nasıl bulabilirim? Nasıl elde edebilirim? Şöyle ki x1 ile x2'nin mesela ben toplamının karesini aldığım takdirde birincinin karesi, hop, ikincinin karesi ve 2 çarpı birinci çarpı ikinci geleceğini biliyorum. Şimdi dikkat ettiysen bana şurası verilmiş. Burası kaçmış güzel kardeşim? Bak burada 33'müş. O halde ben buraya 33 yazacağım. Sonra artı 2 çarpı. Bakın şurası da kökler çarpımıdır. Yani c bölü a. Burada c bölü a değerimiz sevgili arkadaşlarım. c'si eksi 4 a'sı da 1 olduğu için eksi 4 bölü 1'den eksi 4'tür. 2 kere eksi 4'te eksi 8 yapar. O halde direkt şurayı şöyle silelim ve buraya eksi 8 yazalım. Yani küçük sinek var. Kusura bakmayın. Kovdum zannediyorum. Eşittir. x1 artı x2'nin karesi. E şimdi x1 artı x2 de kökler toplamıdır. Kökler toplamımızda eksi p bölü a ile bulunuyordu. B'miz burada p olduğu için eksi p bölü 1 yani eksi p dedik kökler toplamına ve burası eksi P'miş. Ben bunun karesini alırsam p kare gelecektir. 33'ten 8'i çıkarıyorsunuz ne geliyor? 25 e bu da p kareye eşit ise p burada p1 değeri ya 5'tir ya da eksi 5'tir diyorsunuz. İkisinden birisi. Bana neyi sormuş? Pozitif değerini. O halde sevgili gençler benim burada P değerim 5'tir derim. Eksi 5'i alamayız. Eksi 5 de olur ama eksi 5'i alamayız. Evet ilk 3 sorumuzu çözdük. Kazasız, belasız, sıkıntısız, stressiz. Geçiyorum sağ üst tarafta dördüncü soruma. E, konuyu anlayabilmen için bir ne derler ona konu değerlendirme testi niteliğinde tabii ki sonlara doğru biraz daha böyle kaliteli sorular mevcut arkadaşlar. Ee, hani ilk başta bir alıştırmayla gidelim daha sonrasında vurgunu yaparız tarzında. x kare eksi x artı a eksi 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökleri x1 eksi 1 ve x2 eksi 1 olan ikinci dereceden denklemi elde ediniz demiş bize. Şimdi x kare eksi x artı a eksi 1 eşittir sıfırın kökleri buymuş ya. Peki ben kökleri bu olan denklemi elde edeceğim ama burada a değeri ne? Yani a değeri için herhangi bir şey yapacağız mı? Hayır bak eğer ki bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise şu denklemin yani kökleri bu olan e, denklem nedir diye soruyoruz. Yine ağlı bir şeyler elde edebilirsin o denklemin içerisinde. Sıkıntı yok. Peki ama nasıl yapacağız? Şöyle düşünelim sevgili gençler. X1 artı X2. iki metot sunabiliriz. Şimdiden dikkatli dinleyin. X1 artı X2. Eksi B bölü A'dan 1'dir. X1 çarpı X2'den normal şartlar altında A-1'dir. Şimdi bunlara göre bunları kullanacağız. Kökleri X1-1 eksi ve X2-1 olan denklemin köklerinin toplamı budur. X1 artı X2-2'dir. İkinci olarak X1-1 ile X1-X2-1'i çarparsam kökler çarpımını elde ederim. Yeni oluşturacağım denklemimin dağıtırsanız x1 çarpı x2 eksi x1 eksi x2 artı 1 gelecektir. Sonrasında x1 artı x2'nin ben 1 olduğunu biliyorum. 1'den 2'yi çıkardınız eksi 1 geldi. x1 çarpı x2'nin a eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi parantezinde burada x1 artı x2 yazarsanız x1 artı x2 1'di. E önünde de eksi var eksi 1. Bir. bir de artı 1'imiz var. Eksi 1 artı 1 bir, birbirini götürür ve kökler çarpımımız yine a eksi 1 gelir. Şimdi yeni kökler toplamımız eksi 1. E, eksi 1. Yeni kökler çarpımımız a eksi 1. Ben nasıl yazıyordum? x kare eksi tx artı ç eşittir 0 yazmıyor muydum? Bunun genel formatı bu değil miydi? O zaman x kare kökler toplamımız eksi 1'de eksi eksi 1 artı 1 yapar artı 1 x de artı x gelir. Ç a eksi 1'di. Dolayısıyla benim yeni denklemim budur diyebilirim. Ne hocam iki yöntem demiştiniz. Evet dedim. O halde ikinci yöntemi de bize anlatın. Biz de bilinçlenelim. Bilinçlendireyim ben sizi. Işığa doğru gelin. Şimdi x kare eksi x artı a eksi 1'in kökleri buydu ya ne yapmış köklerden 1 mi çıkarmış arkadaşlar evet sen köklerinden 1 çıkarılmış halini yeni kök olarak kabul edilen denklemi bulmak istiyorsan burada 1 çıkardığına göre x gördüğün yere x artı 1 yazmalısın o halde yaz bakayım bak x gördüğün yere x artı 1 yazdın x artı 1'in karesi eksi x artı 1 artı a eksi 1 eşittir 0 dedin aç bakayım şunu da x kare artı 2x artı 1 eksi x eksi 1 artı a eksi 1 eşit 0. Birazcık düzenlemeye ihtiyaç duymamız lazım. Artı 1 ile burada eksi 1 gitsin. 2x de eksi x'i toplarsanız x gelir. Bir de şurada ne kaldı? a eksi 1. Şimdi bakın arkadaşım. Şu size bir yerden tanıdık. Geliyor mu? Gelmesi lazım. Bu da cevap. O halde buna da ikinci yol diyelim. İkinci yolu Birazcık genelleştirirsem kökleri x1 ve x2 olarak verilen bir denklem varsa ve sana kökleri x1 eksi a ve x2 eksi a olan yeni denklemi soruyorsa sen burada a çıkardığına göre x gördüğün yere x artı a yazacaksın. Eğer köklerimiz x1 artı a ya x2 artı a ise sen o zaman x gördüğün yere x eksi a yazacaksın. Bunu da sakın unutma. Bu da genelleştirilmiş hali diyebiliriz. Soru 5. 4x kare eksi 4x eksi 9y kare eksi 12y eksi 15 eşit 0 ve 2x eksi 3y 5 ise x değerini bul demiş bize. Şimdi 4x kare aslında 2x'in karesidir. Daha sonrasında daha sonrasında şurada eksi 4x'imiz var. Yani eksi 2 çarpı 2x çarpı 1 diyelim eksi 4x'e. Gördüğünüz üzere birincinin karesi eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. demek ki 2. 1'miş. O halde artı 1 diyeceğim. Şimdi şunu kullandım. Bunu kullandım. Bir de artı 1 kullandım burada. Buradan eksi 15 vardı. Artı 11 yoktu. Demek ki artı 1 buraya ekledim. E ne çıkarırsam tekrardan eksi 15'i elde ederim. Eksi 16'yı bakın. Bunu kullandım. Geriye de bu kaldı. Şimdi devam edelim. Eksi parantezinde. Burada ne kaldı? 9 y kare artı 12 y artı 16 kalmış oldu. Hepsini kullandım şu an. Şuraya bakalım. Bu 2x eksi 1'in karesi arkadaşım. Bundan şurası 3y'nin karesi. Burası da 4'ün karesi. Burada da 2 çarpı 3y çarpı 4 var. Bakayım 2 çarpı 3y çarpı 4 var mı? Yok. 2 çarpı 3y çarpı 4 dedik değil mi? Hmm, bu yok. Bir kere 3. Şurayı yanlış yazmışız arkadaşlarım soruda. Yani ben soruyu yazarken kurgusunu yanlış yapmışım. Kusura bakmayın. Şurası eksi 24 diye düzeltelim. Tamam mı gençler? Burayı eksi 24 diye düzeltelim. Kusura bakmayın. Ee, düzelttikten sonra da şurayı da 24 yazalım. Burası da 3y'nin karesi. 4'ün karesi ve burası da 2 çarpı 3y çarpı 4 ne yapar? 24 diye yapar. Tekrardan kusura bakmayın. O halde burası da 3y artı 4'ün Karesidir diyebiliriz. Ve bu sıfıra eşitmiş. O halde arkadaşlar 2x eksi 1'in karesi eşittir. 3y artı 4'ün karesi de diyebilirim tabii ki. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya 2x eksi 1 3y artı 4'e eşit. Ya da 2x eksi 1 eksi 3y eksi 4'e eşit diyebilirim. 2x eksi 3y'nin 5 olduğundan bahsetmiş. Şimdi şunu şu tarafa atarsanız 2x eksi 3y eksi 1'i de bu tarafa atarsanız 5 gelir. Ben bu kısımdan yani 2x eksi 3y eşittir 5 kısmını zaten burada da verdiği için bir şey elde edemeyiz. Şuraya bakalım. Bunu bu tarafa atın. 2x artı 3y eksi 1'i karşıya atarsanız bu sefer artı 1 diye geçer ve eksi 3 olur. Artık buradan elde edebilirim. Bak şimdi 2x eksi 3y'nin 5 olduğu bilgisi vardı elimde. Bir de 2x artı 3y Eşittir eksi 3'ü yakaladım. İkisini toplarsın. Şu zımbırtılar gider. 4x eşittir 2 bulursun. x eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 dersin. x değerini bulunuz demişti. Cevabımız 1 bölü 2 olur sevgili arkadaşlar. Geçtim 6. soruma. Z1, 3 eksi i ve Z2 de 4 artı 4 i karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre Z1 ile Z2'nin çarpımının eşleniği nedir diye sorulmuş. Z1 3 eksi i idi. Bununla 4 artı 4 i yani 4 parantezinde 1 artı i'yi çarpabiliriz artık. Ve daha sonrasında bunun eşleniği alacağım onu unutmayalım. 4 parantezinde diyelim 3 kere 1 3 yapar. Şöyle 3 i gelir artı 3 i. Şöyle eksi i gelir. Eksi i kare i kare eksi 1'di eksi eksi 1'di artı 1 yapar. Bu da sevgili gençler 4 parantezinde bakın 3, 1 daha 4, 3i eksi i daha artı 2i. İçeri dağıtırsınız 16 artı 8 ile karşılaşırsınız. İşte bunun nesini bulacağız bir de eşleniğini. O halde bunun eşleniği nedir arkadaşlar? 16 eksi 8 i diyebiliriz. Cevabımız budur dedik. Geçtim 23. sayfama 7. soruma ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şöyle biraz uzaklaşalım ve bakalım. Şimdi burada ben x gördüğüm yere 0 yazdığım takdirde bunun ve bunun gidip c'nin kalacağını biliyorum. Ve 0 içinde fonksiyon şuradan geçtiğine göre demek ki c burası. Yani ben c'nin pozitif olması gerektiğini biliyorum artık. c 0'dan büyük. Daha sonrasında kollar aşağı doğru olduğu için a'sı sıfırdan küçük. Tepe noktasının napsisi pozitif tarafta. Yani eksi b bölü 2 a'sı sevgili arkadaşım sıfırdan büyükmüş. Ben burada a'nın sıfırdan küçük olması gerektiğini biliyorum. Alt taraf negatif. Negatifle negatifin çarpımı pozitif. Demek ki b'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor diyebiliriz. B de sıfırdan büyükmüş dedim. Şimdi bakalım şunlara. a kere b sıfırdan küçük. Bununla bunu çarparsam 1'e eksi 1 artı sıfırdan küçük olur çarpımları. Birincisi doğru. B artı C sıfırdan büyük. Şimdi B sıfırdan büyük. C de sıfırdan büyük. Toplamları da sıfırdan büyüktür diyebilirim. A artı B artı C sıfırdır denilmiş. Buna karar veremeyiz. Çünkü biri negatif. Negatif artı. Pozitif artı. Şöyle diyelim. Pozitif artı. Pozitif. Yani şu üçünün toplamı sıfır olabilir. Olmayabilir. Dolayısıyla kesinlikle dediği için 3. öncülü gitti. B bölü C sıfırdan küçüktür. B pozitif. E C de pozitif. İkisini bölersem sıfırdan küçük gelmez. B kare eksi 4 AC sıfırdan büyük veya eşittir denilmiş bize. E şimdi B kare eksi 4 AC dediğimiz şey biliyorsunuz ki deltaydı. Burada da benim parabolüm x eksenini iki farklı noktada kestiği için delta sıfırdan büyüktür. Bana demiş ki B kare eksi 4 AC sıfırdan büyük veya eşittir denilmiş. Büyük veya eşittir diyorsa ve kesinlik varsa delta da zaten sıfırdan büyüktü. Dolayısıyla doğru diyeceğiz sevgili gençler. Çünkü bunun içerisinde büyüktür ifadesi de barındırıyor bu. Hangileri kesinlikle doğrudur diyordu. Artık buna birinci, ikinci ve beşinci öncül kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Sekizinci sorumuz bir eşitsizlik sorusu. X artı 2'nin karesinden x eksi 2'nin karesini çıkar demiş. 2 kare farkı yardımıyla çıkarabiliriz. x artı 2 eksi x eksi 2 çarpı x artı 2 artı x eksi 2 dedim. Bölü bölü x eksi 2 yazdım. Ve sıfırdan büyük veya eşittir diyelim. Şu kısma bakalım. Bakın x'ler gidiyor. Eksi eksi 2 de artı 2 yapar. 4 geldi burası. çarpı x artı x 2x Artı 2 eksi 2 gitti bir şey kalmadı. Bölü x eksi 2 dedim. Üst taraf 8 x'tir. Ve 8 x'in tek kökü var o da 0'dır. Alt tarafın kökü de 2'dir. Ve 0'dan büyük veya eşittir denilmişti bize. Pekala kökleri sıraladım 0 ve 2 şeklinde. Daha sonrasında 0 içi dolu olacak çünkü eşitlik var. Ama 2'nin içi boş olacak çünkü paydanın kökü. Neyle başlayacak peki? Bak 8'in katsayısı pozitif, x'in katsayısı pozitif, x'in katsayısı 8 pozitif, x'in katsayısı pozitif dolayısıyla pozitifle başladım. Negatif ve pozitif oldu. Benden sıfırdan büyük veya eşit yerler istenmişti. Yani şu kısım ve şu kısım istenmiş sevgili gençler. O halde diyorum ki x'ler elemandır. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar sıfır kapalı birleşim. İki açık sonsuza kadar açık aralık. Ya da şöyle de diyebilirsin. Tüm reel sayılar sağlar ama ama sıfırdan açık, ikiden kapalı aralık haricindeki tüm reel sayılar sağlar. Yani cevabın ya budur ya da altındakidir budur. Şöyle bir soru sorabilirsin. Hocam burada kapalıydı burası açıktı. Niye burada burayı açık burayı kapalı yaptık? Çünkü çıkarıyorsun orası istenmeyen küme. Sen burada sıfır açık pozisyonu çıkarman lazım. Neden? Çünkü sıfır kapalıyı çıkarmış olsaydık biz burada e, sağlayanı da çıkarmış olurduk tüm real sayılardan. Doğru mu? Ona dikkat ediyorsun. Aklında bulunsun. Dokuzuncu sorumuz için tabii ki sağ üst tarafa geçiyoruz. x kare artı kx artı 1 eşit 0. 2x kare artı 2kx artı x eksi 1 eşit 0 denkleminin birer adet kökleri birbirine eşit olduğuna göre k kaçtır? Şimdi denklemin birer tane kökü birbirine eşitse sevgili arkadaşım. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şunu. X kareli terimleri yok edin. X kareli terimleri yok edin. Peki nasıl yok edeceğiz? Bunu 2 ile çarparsınız. Ne gelir? 2x kare artı 2kx artı 2 gelir. Ve daha sonrasında da şu ve şu var elimizde eşittir 0 diyelim şuraya da. Bu ve bu var elimizde. Birinden birini çıkarın. Mesela alttakinden üsttekini çıkaralım. 2x kareler gitti. x kareli terimlerde de böylelikle yok olmuş oldu. 2kx'den 2kx çıktı 0. x eksi 1'den 2'yi çıkardım eşittir 0. Şimdi x eksi 3 oldu burası eşittir 0 ve x kaç geldi 3. İşte bu bulduğumuz x değeri denklemlerin ortak olan köküdür sevgili arkadaşlar. Ortak kök diyebiliriz biz bunu. Şimdi K kaçtır diyor. Bu ortak kök ise iki denklemi de sağlayacaktır o zaman. Birinci denklemde örnek veriyorum. Yazalım biz x eşittir 3'ü. 3'ün karesi 9 artı 3K artı 1 eşittir 0 ise 3K eşittir 9 da 1'in toplamı 10. Her şey attım. Eksi 10 demek ki K kaç gelecekmiş? Eksi 10 bölü 3 gelecekmiş diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum. Bu küçük sinek nereden geldi? Büyük ihtimal Arkaya yeni bir çiçek koymuştum o çiçeğin toprağından geldi x eksi 1'in karekökü artı 8 dereceden kök içerisinde x kare eksi 2x artı 1 Bu x kare eksi 2x artı 1 dediğimiz şey tanıdık gelmesi lazım x eksi 1'in karesidir doğru mu Peki şimdi kaekök içerisinde git buradan sinek x eksi 1 artı x eksi 1'in karesinin 8 dereceden kökü eşittir 20'ymiş Şimdi gençler ben şurayı nasıl açarım? Şu kısmı nasıl açabilirim? Şuradaki 2 ile buradaki 8'i sadeleştirirsem eğer mutla kare karekök içerisinde x eksi 1 artı 4. dereceden kök içerisinde x eksi 1 eşittir 20 olacaktır. Ve ben şu kısmın tamamına a dersem burası a'nın tabii ki karesidir. Niye? Birisi 4. dereceden birisi 2. dereceden. Yani aslına bakarsanız a kare ile A'nın toplamının 20 olmasını istiyor. Yani A kare artı A eksi 20 eşittir 0 olsun istiyor. Ben burayı A ve A burayı da artı 5 e, eksi 4 diye açarsam eğer A eşittir bir eksi 5 gelir. Bir de A eşittir 4 gelecektir. Peki. Şimdi A diye ne dedik? 4. dereceden kök içerisinde x eksi 1 edilmiştim. Bu ya eksi 5'tir ya da 4. dereceden kök içerisinde x eksi 1 e eşittir artı 4'tür. Düşünelim. 4. dereceden bir kök var. Bunun sonucu negatif olabilir mi? Tabii ki olamayacak. Buraya bakalım. Her iki tarafın 4. kuvvetini alırsın. x eksi 1. Her iki tarafın 4. kuvvetini alırsanız mutlak değer bulursunuz sevgili gençler. Mutlak değer içerisinde x eksi 1 eşittir. 4. dereceden kuvvetini aldım. 4'ün küpü 64 ise 4. 2 üzeri 8'den 256 gelir. Dolayısıyla mutlak değer X8'i 1'i dışarı çıkarırsam x eksi 1 ya 256'dır. Ya da x eksi 1 eşittir eksi 256'tır. Fakat negatif olanı zaten sağlamayacaktır. Bakın burada x eşittir bir 257 gelir ki denklemi sağlar. Bir de şurada x eşittir eksi 255 gelir ki denklemi sağlamaz. Neden? Çünkü sen gidip de çift dereceden kökü olan bir ifadenin içerisine eksi bir sayı, negatif bir sayı yazamayacaksın. Çözüm kümesi sorulmuş. Çözüm kümemiz tek elemanlı. 257'den oluşmuş sadece bizim çözüm kümemiz sevgili gençler. Devam ediyorum 11. sorumla. Şu kısmı siliyorum artık. <laughs> Parabol sorusu. x kare eksi 5x artı 4 fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. fx x eksenini a ve c y eksenini b noktasında kestiğine göre abc üçgeninin alanı sorulmuş. Şimdi y eksenini nerede keser? Sıfırı koydun yerine gitti gitti 4'te kesiyor. Yani burasının 4 olduğunu biliyoruz artık. Peki köklerini bulabilir miyiz? E buluruz hocam. Niye bulamayalım ki? Biz neler neler bulmadık ki değil mi? x'e x diye açtım. Burayı da x'i 4'e 1 diye açtım. x eşittir 1 ve x eşittir 2 geldi. Aha da bunlar kökler. Yani burası 1 ve doğal olarak burası da 4. Taban burası 3. Yükseklik burası 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 6 birim kare gelir sevgili gençler. Bizim buradaki üçgenimizin alanı da budur diyebiliriz. Düzenli ve planlı hareket ettiğin zaman bütün sorular sana bu şekilde kolay gelecektir emin olabilirsin. 3 eksiği çarpmaya göre tersinin 4 katından küçük olmayan bak 3 eksiği çarpmaya göre tersinin 4 katından küçük olmayan olmayan nedir? Büyüktür veya eşittir. Sayıların bulunduğu en geniş aralığı göster demiş. Yani bunu çözeceğiz. Yani x eksi 3 büyük veya eşittir. 4 bölü x'i çözeceğiz sevgili gençler. Pekala. Bunu nasıl çözmemiz gerekiyor? Hemen şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atın. x eksi 3 eksi 4 bölü x büyük veya eşittir. 0 dedim. Ve daha sonrasında bu sinek neden burada? Gözlüğümün üzerine konuyor. Harbiden burada. Defol buradan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Balat. Sinek küçük ama bir atasözü müydü o? Mide bulandırır. Aynen öyle. X eksi 3 ile x'i çarptınız arkadaşlar. Ne geldi? X kare eksi 3 x. Eksi bir de 4'ümüz var. Bir de bölü x'imiz var. Büyük veya eşit sıfırları arıyoruz biz şimdi. Üst tarafı çarpanlarına ayıracağız tabi. X'e x. Eksi 4'ü artı 1 biçiminde. Ve buranın kökleri eksi 1 ile 4 geldi. Buranın kökü de zaten sıfır. Sıralayalım. Eksi 1, 0 ve 4 için. Çektim çizgiyi. Böyle şöyle şöyle de yazdım. Hangileri dolu hangileri boş olacak? Eksi 1 dolu ve 4 dolu. Niye eşitlik var? Ama 0 boş olacak. Niye paydanın kökü? Kat pozitif, X karenin katsayısı pozitif. X'in katsayısı pozitif. Pozitifle başlarım. Pozitif bölü pozitif. Pozitif olduğu için. Artı eksi artı eksi dedim. Benden sıfırdan büyük veya eşit olan yerleri istemişti. Demek ki sevgili gençler bir şurasını bir de burasını istemiş. Ve arkadaşım biz artık ne diyeceğiz? En geniş aralığı göster demişti. X elemandır. Eksi birden kapalı sıfırdan açık. Birleşim 4'ten kapalı sonsuza kadar olan aralık diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız işte budur dedik. Devam ettim 13. soruyla. F ve G fonksiyonlarının grafiğine göre fx bölü gx sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının çarpımını bulunuz demiş. Normal eşitsizlik gibi çözeceksiniz. Grafikte olması gözünüzü korkutmasın. fx'in köklerini söyleyin. fx mavi fonksiyondu ve kökleri 3 ile eksi 2. Eksi 2 ve 3 dedim. y'nin kökleri nedir? Eksi 1 ve 2. Şimdi şöyle diyeceğim. Sıralıyorum. Eksi 1 pardon eksi 2 eksi 1 2 ve 3. Çektik yine çizgiyi. Sıkıntı yok. Aynı şekilde yapacağız soruları. Çektik çizgileri. Pekala. Ne demiş? Büyük veya eşit. Şimdi paydanın kökleri eksi 1 ile 2'de. içleri dolu olmayacak. Ama payın kökleri olan eksi 2 ve 3'te içler dolu olacak. Bu cepte. Şimdi fx'in kolları aşağı doğru olduğu için baş kat sayısı negatiftir. gx'in kolları yukarı doğru olduğu için gx'in baş kat sayısı pozitiftir. Eksi bölü artı eksi olduğu için de eksi ile başlarsınız. Artı, eksi, artı, eksi dediniz. Ve sıfırdan büyük veya eşit olan yerler istendiği için de bir burası bir de burası istenmiştir. Ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının çarpımını bulunuz demiş. Burada hangi tam sayılar var? Bir eksi 2 var. Başka bir tam sayı yok zaten şu aralıkta. Bir de burada 2 ile 3 aralığında sadece 3 var. E bunların çarpımı istendiyse cevap eksi 6'dır diyebiliriz bunları çarparsanız. Doğru cevabımız da budur. Zaten sevgili gençler. Valla arka arkaya soru çözdük. Ee, sanırım biraz da böyle zamanlamaya bakmadım. Video başlayıp 35 dakika olmuş. Hadi 27 dakikadır falan soru çözüyorsak. Gerçi iyi ya ideal. Yani 13. soruyu bitirdik. 26-27 dakika ideal. Ama biraz da nefeslenmek lazım değil mi? Çayımı da almamışım boğaz da kurudu. Ama dayanırız ya. 14 şunun şurasında 7 soru bir şey kalmış. Değil mi? 7 soru mu kalmış? 8 soru kalmış zannediyorsan. Evet. 14. sorumuzda bu şekilde. x eksi 2 bölü x sıfırdan küçüktür demiş. Ve x eksi 1 bölü 3 eksi x de sıfırdan büyüktür demiş. Bu eşitsizlik sisteminin en geniş çözüm aralığı soruluyor. Bunun kökü ne? 2. Bunun kökü 0. Bunun kökü 1, bunun kökü 3. Buna birinci eşitsizlik, buna ikinci eşitsizlik dedim. Sonrasında kökleri sıralayacağız. En küçük 0, sonra 1, sonra 2 ve sonra 3. Çektim çizgiyi de. Şunları da çekelim şöyle. Pekala. Daha sonrasında şunu biraz daha uzatayım. Daha sonrasında da arkadaşlarım şöyle de yaptık. Dedim ki şurası x'lerin olduğu yer. Ve buraya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İki tane de satır ekledim. Buraya birinci, buraya da ikinci eşitsizliği koyalım. Tamam. Birinci eşitsizliğin kökleri 0 ve 2 Ve eşitlik olmadığından zaten paydada da kök olduğu için 0 ve 2 açık olacak. Şu şekilde. Diğerinin kökleri de 1 ile 3'tü. Gördüğünüz gibi o da açık. Birincisi artı bölü artıdan artıyla başlar. Kök gördüm eksi. Kök gördüm artı. İkincisi Artı bölü eksiden eksiyle başlar. Eksi, artı, artı, eksi, eksi olarak devam eder. Birincisinde sıfırdan küçük olan yerler isteniyordu birincisinde. İkincisinde de sıfırdan büyük olan yerler isteniyor. Her ikisinde de neresi tarandı? İkisinde de taralı olan bölge burası sevgili gençler. Dolayısıyla benim eşitsizliğimin çözüm kümesi de 1 ile 2 açık aralığıdır diyeceğim. X'ler buradadır sevgili gençler. Devam ettim 15. soruyla. x kare eksi 5 x çarpı fx sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı. Hemen x parantezini aldınız burayı x eksi 5 geldi. Köklerimiz ise bir 0 bir de 5. Peki fx'in kökleri nedir? Bakın x eksenini kestiği ve değdiği noktalardır. Bir eksi 2 var. Bir de 8 var ama 8'de de teğet olduğu için burada bir çift katlı kök vardır diyebilirsiniz. Pekala sıralayalım. Eksi 2'miz var. Sıfırımız var. Beşimiz ve sekizimiz var. Daha sonrasında tablomuzu oluşturalım. Bu şekilde. Eşitlik var mı yok mu? Eşitlik sıfıra eşitlik olduğuna göre içlerinin tamamı dolu. Sonuçta bölülü bir şey de yok. Bir paydamız falan da yok. X kare bakın pozitif. Peki fx Sonsuzda fonksiyonumuz artarak devam ettiği için hani sonsuza kadar artık ne oluyor? Artarak gidiyor. O zaman pozitiftir fx'in katsayısı. Pozitif çarpı pozitiften de pozitif gelecektir. Artıyı koydum. Tabi 8 çift katlıydı. Dolayısıyla burası da artıdır. E, kök gördüm eksi. Artı kök gördüm eksi dedim. Peki benden neresi istenmişti? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler. Yani bir burası bir de burası sevgili gençler. Pekala o zaman yazıyorum. X elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar eksi 2'den kapalı. Birleşim 0 ile 5 kapalı aralığı. Ve birleşim, birleşim 8. Çünkü buradaki tek 8 elemanı da burayı sıfırlamaya yetiyordu. Burayı taramamak demek, 8 olan yeri taramamak demek bunu sağlamadığı anlamına gelmiyor. İçini doldurmamızın sebebi sağladığını göstermek zaten. Dolayısıyla benim bu sorumun da çözüm kümesi budur dedim sevgili arkadaşlarım. 25. sayfamdayım. 16. soru. M sıfırdan küçük olmak üzere. Burada M değil e, sevgili gençler. Bakalım. P olacak burası. Dura bakmayınız. Burası P. P sıfırdan küçük olmak üzere x kare artı p eksi 5x artı p eksi 3 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Buna göre x1 ve x 2 köklerini yorumlayınız demiş. İlla soru çözmek zorunda değiliz de bizden yorum istiyor. Pekala. Şimdi P sıfırdan küçükse arkadaşlar ee, bu tarz yorum sorularında eğer güçlük çekiyorsanız P'yi hemen negatif olan bir sayı seçin. Eksi bir seçin ve yerine yazın. X kare eksi 6 x yapar bakın burası eksi 1 eksi 5 ve burası da artı eksi 4 yani eksi 4 yapar. Eşittir 0. X1 ve X2'yi yorumlayacaktık biz. Çarpanlarına falan ayırmana gerek yok. Sadece yorumlayacağım. X1 ile X2'nin köklerinin toplamı neymiş? Negatif. Yani şöyle X1 artı X2 6 geliyor değil mi? Özür dilerim. Pozitif. X1 ile X2'nin çarpımı da arkadaşlar eksi 4 bölü 1'den eksi 4 geliyor. Toplamı pozitif olacak. Çarpımı negatif olacak. Varsayalım ki x1, x2'den daha küçük bir kök olmuş olsun. Çarpımları negatifti. X1 negatiftir o halde. Ama X1 ile X2'yi toplayınca 6 geliyorsa demek ki arkadaşlar X2 mutlak değerce X1'den daha büyüktür diyebiliriz. Parabolün kolları yukarı doğru iken de buradaki P-3'ün de negatif olmasından kaynaklı tabii ki ve buradaki kökler toplamımız 6 ise tepe noktamızda 3 noktasında olacak şu şekilde bir görüntüye sahiptir de diyeceğiz. Çünkü burası sevgili gençler negatifti ve eksi dikkat ettiyseniz. biz bunu p'yi eksi 1 olarak seçerek yaptık fakat fakat eksi 1 olarak seçmesen de farklı bir negatif sayı seçsen de şunlar yine aynı şekilde x1 artı x2 sıfırdan büyük olarak x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olarak karşına çıkacaktı ve her halükarda x2'nin mutlak değeri x1'in mutlak değerinden daha büyük olacaktı. Olmak zorundaydı. Tamam. Evet bu kadar yorum yeter. Devam edelim 17. sorumuzda. AX kare artı BX artı C parabolün grafiğine göre ABC, AB ve C'nin işaretlerini bulunuz demiş. Bir kere C dediğimiz şey parabolün Y eksenini kestiği noktanın ordinatıydı. Dolayısıyla sevgili gençler C'nin negatif olduğunu biliyoruz. Peki benim buradaki D doğru Parabolümüz simetri ekseni yani tepe noktasının apsisi yani R. Burada eksi B bölü 2A ile bulduğumu biliyorum ben R'yi. Ve bunun ben sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. Parabolün kolları yukarı doğru olduğuna göre A sıfırdan kesinlikle büyüktür. A sıfırdan büyükse burası pozitif. Eksi bölü artı negatif yapar. Negatifle B'yi çarpınca sıfırdan büyük geliyorsa demek ki B de negatifmiş diyeceğiz. A, B, C'nin işaretlerini bulunuz demişti. C, A ve B'nin işaretleri aynen bu şekilde olacaktı sevgili gençler. 18. soru. Bir karmaşık sayı sorusu. 2 i eksi a bölü i eksi 1 olduğuna göre realize z demiş 1.5 olduğuna göre imajiner z nedir? Şimdi <laughs> önce bu karmaşık sayıyı eşleniyle bir çarpacağız arkadaşlar. Bunun eşleniği eksi i eksi 1'dir. Üst tarafla çarpalım. 2i kare eksi i eksi 2i kare yapar. i kare eksi 1'di. Dolayısıyla artı 2 gelir. Eksi i ile eksi a'yı çarparsanız artı a i yapar. Daha sonrasında eksi 1 ile 2i'yi çarparsanız eksi 2i gelecektir. Ve eksi 1 ile eksi a'yı çarparsanız artı a gelecektir. a artı 2 artı i parantezinde a eksi 2 bölü bunların eşleniği olduğu için ben z eşittir a artı i b iken z'nin eşleniği de a eksi i b oluyorken bunları çarptığım takdirde z çarpı z'nin eşleniğinin a kare artı b kare olduğunu biliyorum. E bu da bunun eşleniği olduğuna göre 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 gelecektir. Ve bu karmaşık sayımızın reel kısmı a artı 2 iki bölü 2'dir. İmajiner kısmı da Şurasıdır sevgili gençler. A eksi 2 bölü 2'dir. Şimdi A artı 2 bölü 2'nin bize 1.5 olduğu söylenmiş ki 1.5 3 bölü 2'dir zaten. 2'leri götürelim. A artı 2 3 ise A kaçtır? 1'dir. O halde benim imajiner kısmım yani şu kısım 1 eksi 2 bölü 2'dir. Yani eksi 1 bölü 2'dir diyebilirim. Demek ki imajiner Z eşittir. Eksi 1 bölü 2'ymiş dedik ve sorumuzun cevabı da bu olmuş oldu sevgili gençler. Güzel. Sağ üst tarafta 19. sorumuzdayız. Çözelim. <laughs> 2x kare artı x'in karesi. Eksi 36 x kare eksi 18 x artı 45. Bak şimdi ben burayı 2 x kare artı x'in karesi yazdım. Eksi eksi 18 parantezinde 2x kare artı e, x artı 45 eşit 0 mı yazdım. Gördüğünüz üzere 2x kare artı x ve 2x kare artı x burada e, var mevcut. Ben buradaki 2x kare artı x'i a dersem, a'nın karesi gelir burası eksi 18a olur artı 45 eşittir 0 yakalar. Yazalım a kare eksi 18a artı 45 eşit 0. Şimdi bakınız a ve a diye burayı da eksi 15 ve eksi 3 diye parçalarsam a'nın bir tanesi 3 gelir. İkincisi de 15 gelir. 3 ve 15 sağlar bu. Ama bana a'ları değil neleri sormuş? Bunları sormuş değil mi? Pekala. O zaman ben diyorum ki 2x kare artı x ya 3'tür ya da 2x kare artı x 15'tir. 2x kare artı x eksi 3 eşittir 0 dedim. 2x'e x diye açtım. Burayı nasıl açabilirim? Burayı sevgili gençler 3'e eksi 1 diye açarsanız. 3x eksi 2x daha bu yapar. Demek ki x eşittir 1 eksi 3 bölü 2 gelecek. Bir de 1 gelecek. Buradan 2x kare artı x eksi 15 eşittir 0 derseniz. Şimdi e, deltası. Deltası. Sıfırdan büyük geldiğini görüyorsunuz. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 15 yani delta 61 geliyor. Delta 61 geliyorsa kökler iki farklı birbirinden reel birbirinden farklı iki tane reel kök vardır diyebiliriz. Birbirinden farklı reel kökleri bulduktan sonra toplamak zorunda da değiliz açıkçası. Direkt kökler toplamından eksi b bölü a'sından da bu kısmın kökler toplamını bulabiliriz. Sonuç olarak biz kökleri toplayacağız en sonunda finalde. Eksi b bölü a'mız da eksi 1 bölü 2'dir. Peki şuradaki köklerin toplamı nedir? Hocam burası da eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin bize toplamı sorulmuş. Bu toplamda sevgili gençler bize eksi 1 verir diyebiliriz. Doğru cevabımız da budur dedik. 20. sorumuz şu kısmı temizliyorum. Soruda bize diyor ki bakın. Güzel soru dikkatli okuyalım. AB yani şurası 6x kare eksi 2 CD 3x'miş. DA da yani buradan buraya kadar olan toplam uzunluk da 5x kare artı 4x artı 2'ymiş. BC'nin maksimum değeri soruluyor. Şu kısmın maksimum değeri soruluyor. Peki AB ile CD'yi toplasam şu ikisini. 6x kare artı 3x eksi 2 gelecektir. Peki DA'dan yani tamamından şunların toplamını çıkarırsam aradaki BC kalacaktır değil mi? O halde şundan sevgili gençler şunu çıkaralım. 5x kareden 6x kareyi çıkardım. Eksi x kare. 4x'den 3x'i çıkardım. x. 2'den eksi 2'yi çıkardım. 4. Ve bu bize BC uzunluğunu veriyor. BC uzunluğumuz bir parabolmüş aslına bakarsanız. Ve kolları da Aşağı doğru olduğu için bir maksimuma sahiptir. Bana da zaten o maksimum soruluyor. Demek ki ben bunun R'sini bulacağım. R eksi B bölü 2A ile bulunuyordu. Eksi B'miz burada eksi 1. 2A'mız da eksi 2 olduğu için R'si 1 bölü 2'dir. Ve bizden bu 1 bölü 2'yi şimdi götürüp yerine yazmamız bekleniyor. Neden? Çünkü maksimum değeri sorulmuş. Eğer ordinattı. Yani K'sı soruluyor. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Eksi 1 bölü 4. 1 bölü 2 artı 4 dedik. Bakın şu ikisini toplarsanız 1 bölü 4 gelir. Bir de ben buna 4 eklersem cevabım 17 bölü 4 olmaya çok müsaittir. Cevap budur dedik sevgili gençler. Ve tabi tabi artık son sorumuzdayız sevgili gençler. 21. soru. Biraz etrafını sağını solunu temizleyelim. 21. soruyu çözmeden önce sana tekrardan şunu hatırlatıyorum. Bir sonraki sayfada ben sana bir sürü link bıraktım. Videonun başında dinlemeyen arkadaşlarım varsa burada mutlaka dinleyin. Ee, soru sayısı hocam ikinci dereceden denkleme eşitsizlik parabol için az değil mi? Tabii ki az. Bak tabii ki az. Ama dediğim gibi yeni bir video beklemek zorunda değilsiniz. Daha çek bunların en eskisi bir buçuk senelik video. Daha bu sene çektiğim burada onlarca video var. Daha bu sene çektim ya 2021'deyiz ve ben bu videoları 2021'de çektim. Haberin yoksa diye de sana buraya linklerini bıraktım. Bu linklere tıklayarak direkt oynatma listesindeki videoyu açabilirsin. Ve her videonun altında bakın istisnasız her videonun altında da açıklama kısımlarında linklerini bıraktım. Neylerin? PDF'lerinin. Her birinin PDF'i var. Tıklayıp indir, çıktısını al, otur, geç karşısına bilgisayarın. Önce sen çöz sonra benden dinle. Ve videonun başında yaptığım açıklamaları mutlaka dinle. Güzel de bir tavsiyede bulundum. Mutlaka arkadaşlarım şunu yapmak zorundasınız. Yani ben sizin yeriniz olsam yaparım. Zorundasınız demeyim de sizi şimdi e, ne derler ona töhmet altında bırakmayın mı derler. Öyle bir kelimeydi sanırım. Ee, ben sizin yeriniz olsam buradaki bütün PDF'lerin bir güzel çıktısını alırım. Bu çıktıları aldıktan sonra da bir güzel önce kendim çözerim, sonra çözemediklerime bakarım. 10 numara 5 yıldız sorular var. Soru bankası gibi düşünmeyin bunları. Hepsini çıktısını alıp birleştirdiğiniz zaman bunlar soru bankası gibi olmayacak. Soru bank bankalarından çok çok daha faydalı olan seriler olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece ama sadece %90 da abartısız söylüyorum ha. Geçen senekiler ondan önceki seneki öğrenciler bilir. Abartısız söylüyorum. Tamamı seçme sorular. Tamamı seçme. Ve ben pdf'lerin çoğunu oluştururken ÖSM'nin yerine olsam bu sene ne sorardım diye düşünerekten seçtiğim sorular. Bu tüyoyu da vereyim. Siz artık gerisini ben karışmıyorum. Gerisi sizde. Umarım çıktılarını alırsınız ve izlersiniz. Ee, çalışırsınız diyelim. Her x reel sayısı için x kare eksi 6x artı 4p kare 7'den daha büyük eşitsizliği sağlandığına göre p hangi aralıkta olmalı diye soruluyor. X kare eksi 6x e, artı 4p'nin karesi eksi 7 sıfırdan büyük diyelim. Daima sıfırdan büyükse bu parabol kolları yukarı doğru demek ki x ekseni'nin daima üzerinde x eksenini hiçbir şekilde kesmiyor. Teğet de olmuyor. O halde delta'mız sıfırdan büyüktür demek zorundayız. Delta sıfırdan büyükse yazalım artık. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı e, 1 çarpı 1. 4 p kare eksi 7. Büyüktür 0. Şimdi gençler. Şurası eksi 4. O eksi 4'ü içeri dağıtacağız. 36 eksi 16 p kare Eksi 4 kere eksi 7 de artı 28 yapacaktır. Sıfırdan büyük dedik. Ve buradan 16 tane p kareyi karşıya gönderdim. Küçüktür 36 artı 28. Yani Cam 64. Her iki tarafı bölü 16'ya. Ee, 16 bölü 16'dan 1. 64 bölü 16'dan 4. P kare 4'ten küçük mü? P kare 4'ten küçükse hatırla basit eşitsizlikleri. Herhangi bir tablo çizmene gerek yok. P'ler eksi 2 ile İki aralığında olmak zorundaydı. Doğru mudur? Doğrudur. O halde sevgili gençler cevabımız da budur diyebiliriz. Evet 21 soruluk bir çalışma soru e, videosunu tamamladık. Çalışma sorusu videosunu tamamladık. Vallahi güzel oldu. Şöyle uzaktan baktığın zaman da e, çalışılmış gayet böyle mis gibi olan bak, tertemiz sayfa. Çıktısını alıyorsun çözüyorsun. Yemin ediyorum ellerimle yazdım ve e, böyle tamamen sen beğenesin, sen sen daha rahat edesin diye yazdım. Boşluklarını tek tek ayarlamaya çalıştım. Böyle her soru her sayfadaki soru sayısı eşit falan değil. Soruların uzunluğuna, kısalığına göre tam yetsin diye, biraz da not falan alırsın diye kenarlara, kıyılara, köşelere boşluk bırak diye bu şekilde hazırladım. İyi oldu. Ha, ben ben beğendim. Öğrenci gözüyle bakmaya çalıştım. Öğrenci olsam burayı beğenir miydim, şurayı beğenmez miydim diye düşünerek yaptım. Valla ben beğendim. Öğrenci olsaydım beğenirdim yani. Umarım ders anlatım stilimi de beğeniyorsundur. Bir sonraki konumuz artık logaritma. O videolarda sevgili gençler görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik da Lütfen unutmayın.